Herkese merhabalar Bu hafta reklam kampanyaları ve yeni medyaya uyarlaması üzerine bütün sorularımızı Yaratıcı yönetmen Vahit Demircan'a yöneltiyoruz Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz Merhaba Vahit ben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı mezunuyum. 25 yıldır reklam sektörü ve iletişim sektöründe çalışmaktayım. Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarında ve sonrasında orta ölçekli butik ajanslarda da yönetici olarak çalıştım. Son birkaç senedir de ortağı olduğum ajansın yöneticiliğini ve yaratıcı yönetmenliğini üstleniyorum. Aynı zamanda Müzik çalışmaları yapıyorum. Geçen sene bir şiir kitabım yayınlandı. Bu şekilde devam ediyor. Bugün benim mesleki hayatımda en çok gerçekleştirdiğim faaliyetler olan reklam kampanyaları ve onların yaratım süreçleri, uygulama süreçleri hakkında tecrübelerimi paylaşacağım sizinle. Şimdi reklam kampanyaları aslında bir markanın varoluşunun ben buradayım demesinin e, gerçek hayatta buradayım demesinin bir parçası. E, bu yüzden de reklam kampanyasını hazırlamadan önce aslında çok ciddi e, sosyolojik e, verisel bir takım araştırmalara ihtiyaç var. E, burada bir kere e, bir ürün meydana geliyor. E, bu ürünün e, diyelim ki bir ayakkabı. Bu ayakkabının nasıl bir kişiliği olacak, nasıl bir duruşu olacak, hangi insan kategorisiyle bir arada yaşamaya başlayacak? Bu çok önemli bir kriter. İşte bunu belirleyebilmek için bir takım araştırmaların, e, bir takım ön çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz buna fokus araştırmaları diyoruz. E, potansiyel hedef kitlenin ee, bir araya getirilerek o hedef kitlenin alışkanlıkları neler, beğenileri neler, yaşam standartları neler, e, sosyoekonomik statüleri ve e, hayattaki duruşlarıyla ilgili bir takım e, tespitler yapıyoruz. Bunlar teknik çalışmalar. Aslında e, ajansta çalışan bütün kreatif arkadaşlarımızın bu süreçlere tanıklık etmesi, bu süreçlerin içinde olması çok önemli. Çünkü o markayı var ederken o markanın ruhunu, duruşunu, karakterini, kişiliğini oluştururken e, faydalanacağı en önemli bilgiler bu veriler. E, bunlar oluştuktan sonra bir takım raporlara dönüştükten sonra artık tepsinin içerisinde bu bilgiler kreatifin önüne geliyor ve kreatif de kendi yılların getirdiği deneyimiyle bir proje sürecine giriyor. Bu proje süreci içerisinde e, ajansın içerisinde e, oturup da böyle bir şeyleri araştırmıyor, e, kendini son derece özgür ve iyi hissetmesi gerekiyor. E, farklı psikolojik evreler var bu süreç içerisinde, kaoslar yaşıyor, e, bir takım açmazlara giriyor, e, ondan sonra bir anda buldum buldum dediği süreçler oluyor. ...meğerse o bulduğu şeylerin hiçbirisi aslında olmazmış... ...tekrardan araştırıyor falan. Bu çok sancılı bir süreç. Ama e, yaratıcı ekibe gelecek olan bilginin... ...doğru olması, doğru stratejide olması çok önem kazanıyor. O yüzden iyi e fokus grubu yapılmış... ...iyi e stratejisi oluşturulmuş bir e, marka temeli oluşturulursa... ...yaratıcı bunun üstüne... O binayı inşa etmek, onun dekorasyonunu yapmak, bir taraftan e, o binanın görüntüsünü, ruhunu ve içindeki yaşam fonksiyonunu oluşturması çok değerli oluyor. Yeni bir kampanya fikrini oluşturabilmek için aslında ilk önce doğru verilerin kreatif e, ekibe geliyor olması lazım. Bu e, doğru verilerde e, iyi bir fokus grup araştırması iyi bir pazarlama araştırması, rakip analizleri ve bununla beraber iyi bir strateji konumlama geliyor. Çünkü bu ürünü bir markaya dönüştürecek olan aslında yaratıcı ekip. Çünkü bu markanın adı konulacak, logotip yapılacak, kişiliği oluşturulacak, karakteri oluşturulacak, bütün bu süreçlerin sağlıklı bir biçimde inşa edilebilmesi için en başta ...doğru bir bilginin oluşması gerekiyor. Bu doğru bilgi oluştuktan sonra... ...kreatif artık... ...o yaratıcı süreç dediğimiz... ...içi sınırsızlıkla dolu... ...her yere uçabileceği... ...ama en sonunda... ...doğru yere konması gereken bir süreç başlıyor. Bu süreç içerisinde... ...sayısız bilgi akışları oluşuyor, sayısız yaratıcı fikirler oluşuyor... ...işte... Genelde biz ajanslarda e, bu süreçlerde toplanırız, kamplara gideriz. İşte çay bahçelerine gideriz. Hakikaten gidip kamp kurduğumuz zamanlar olmuştur. Yat gezilerine çıkarız. Buradaki hedeflenen şey şudur: sınırsız bir özgürlüğün içerisinde doğru e, yaratıcı konsepti oluşturabilmek. Ana hedef budur. Bu konsept e, her zaman için alternatifli oluşturulur. Çünkü burada e, ürünün sahibi olan müşterinin kendisinin kafasında da e, bazı e, veriler oluşmamış olabilir. O yüzden farklı yaklaşımlardaki kreatif düşünceler müşteriyle paylaşılır ve müşterinin de bu konudaki düşünceleri alınır. Bu çok önemli bir e, nokta. İlk önce konsept dediğimiz şey oluşturulur. Bu konsept aslında bu markanın daha önceden daha uzun süreli süre giden bir çalışma biçimiydi. Örneğin bulduğunuz bir konseptin en az bir yıl yaşama süreci vardı. Fakat sosyal medya araçları ve dijital medyanın hayatımızı hızlandırması sonucunda artık konseptler daha hızlı tüketilir oldular. Üç ayda bir yeni konseptler, yeni görsel değil. Ee, ...tüketici ile buluşmak durumunda kalıyor. Fakat bunun da getirdiği bir takım handikaplar var. Müşterinin aklına... E, ...bazı şeyleri kazıyabilmek için... ...sürekli bir değişkenlik içerisinde olmamak gerekiyor. Örneğin e, en çok bildiğimiz markaların logoları... ...uzun senelerden sonra değişime başlamışlardır. E, o yüzden de e, o markanın kalıcı olabilmesi için... E, tüketicinin karşısına çıktığı her mecrada, her medya alanında e, aynı dille, aynı renkte, e, logonun aynı noktada bulunması çok önem kazanıyor. E, bu konseptin belirlenmesinden sonra, kurumsal kimliğin belirlenmesinden sonra ilk önce yaratıcı fikirler ortaya çıkıyor. Bu yaratıcı fikirler e, o markanın üstüne giydiği elbiseyi aslında tanımlıyor bir tarafta. Yani bir yazlık elbise mi giydireceksiniz, kışlık palto mu giydireceksiniz, yoksa bir defile mi olacak bu? Bunu tamamıyla kreatif ve müşterinin kararıyla beraber birlikte bir sonuca ulaşılıyor. Ondan sonra kampanyanın detayları oluşturuluyor. Hangi medyalarda yer alacak? Günümüzde yeni çok popülerleşen bir takım medya araçları var. Buralarda yer alacak mı? Yoksa biraz daha konvansiyonel medya araçlarında mı yer alacak? Dijital platformda hangi noktalarda olacak? Bunlar karar veriliyor. Tabii en önemli konulardan bir tanesi de bu ürünün markalaşma sürecindeki yatırım. Yani bütçe. Şimdi hiçbir markanın sınırsız bütçesi yok. Bu yüzden de bütçenin aslında yaratıcı çalışma ortaya çıkmadan önce belirlenmesi ve sonraki süreçlerde oluşacak prodüksiyon ve görselleştirme aynı zamanda da medya tercihlerinin yapılması noktasında çok önem kazanıyor. Çünkü siz oluşturacağınız markayı sadece sosyal medya araçlarında da tanıtabilirsiniz. Çünkü hedef kitleniz ona hitap ediyordur. En çok orada bulunuyordur. O yüzden sadece sosyal medyada iletişim yapmak sizin için cost efektif bir sonuç sağlayabilir. Bu avantajlıdır. Ama e, öyle bir e, marka oluşturacaksınızdır ki Türkiye'nin geneline hatta dünyaya bir mesaj vermeniz gerekiyordur. E, o zaman da geniş medya araçlarını, TV gibi e, bunları devreye sokup bütçelerini ona göre oluşturmanız gerekiyor. O yüzden bütçe dediğimiz konu aslında bir markanın e, oluşabilmesi için en önemli kriterlerden bir tanesi. Oluşturacağınız markanın kurumsal kimliği e, hazırlandıktan sonra artık markanızın köşeli hatlarla mı, biraz daha yumuşak duygularla mı, agresif mi, eğlenceli mi, biraz gergin mi olacağına karar vermiş oluyorsunuz. Bu verdiğiniz karar doğrultusunda kampanya görseli ve kampanya fikri metniyle beraber sloganıyla beraber payoff'uyla beraber bütün enstrümanlar oluşmaya başlıyor ve bunun akabinde de nasıl siz o markanın duygusunu oluşturduysanız görsel dünyasını da buna göre kurgulamanız gerekiyor. Örneğin çok dinamik görseller oluşturabilirsiniz insanları rahatlık ferahlık veren duyguları ortaya çıkartan bir görsel durum oluşturabilirsiniz. Karanlık ya da agresif gerginlik uyandırıcı bir e, görsel dünya oluşturabilirsiniz ve bunların da e, ilustrasyon, fotoğraf, manipülasyon gibi farklı farklı tekniklerle e, hayata geçmesi söz konusu. E, burada oluşturacağınız markanın ana duygusu aslında. Ee, mutlu diyelim yapacağınız her detay o mutluluğa gönderme yapan o duyguyu besleyen o duyguyu içinde barındıran bir dilde olması gerekiyor markanın kreatif konseptinde o e, voice of tone dediğimiz bizim o ana tema ana duyguyu belirledikten sonra kreatif e, bu görseli bu kampanyayı oluştururken o duyguyu en iyi ifade edecek e, teknik çözümlemeleri kendisi karar veriyor aslında. Bu reklam filmi çekerken de böyle, sosyal medyadaki e, paylaşımları, postları oluştururken orada kullanacağı renk dünyası, görsel dünyası ya da bir illüstrasyon dilimi oluşturması gerekiyor, ya da bir fotoğraf prodüksiyonu mu yapması gerekiyor, ya da orada kullanacağı özgün müziğin nasıl bir duyguyu ifade etmesi gerektiğine kreatif ekip karar veriyor ve bu doğrultuda da bizim reklam sektörü içerisinde her kulvarda kendi alanında uzman olan üçüncü partiler dediğimiz yardımcılarımız var. Örneğin ben bir yaratıcı yönetmen olarak fotoğraf da çekiyorum, illüstrasyon da yapıyorum, müzikle de ilgileniyorum ama ben ee, yapacağım bir kampanyanın içerisinde agresif bir müzik istiyorsam e, profesyonel müzik prodüksiyonu yapan uzman kişiler var Ben onlardan destek almak mecburiyetindeyim Çünkü e, müzik konusundan konuşuyorsak e, yapacağınız bir reklam kampanyasında 30 saniye içerisinde 40 saniye içerisinde o mutlu duyguyu ya da agresif duyguyu ifade edebilecek e, doğru bir temayı, doğru bir ork orkestrasyonu oluşturmamız gerekiyor. İşte bu tamamıyla bir profesyonel alan. Aynı şekilde e görsel çözümleri üretirken de fotoğraf mı çekmek gerekiyor, illüstrasyon mu yapmak gerekiyor? Buradaki tarz aynı zamanda o duyguyu besliyor olması gerekiyor ve en iyi illüstrasyonu o konuya uygun tarzdaki illüstrasyonu. Çünkü illüstrasyonların da kendi içlerinde kategorileri var. böyle 2D çizimler var. üç boyutlu çizimler var. dünyada farklı illüstrasyon akımları var. Biraz daha kartun tarzı mı olacak? Daha serbest tarz mı olacak? İşte bunları kreatifin çok iyi biliyor olması ve tercihleriyle o ana temaya hizmet edecek sonuca ulaşacak enstrümanları yakalaması gerekiyor. Son 10 senedir bütün dünyada ve ülkemizde yeni medya araçları üretildi. Bunlar sosyal medya ve dijital medya ve yeni jenerasyonla beraber bunlar çok popüler hale geldiler. Bu yeni medya araçlarında aslında markalara birçok avantaj sağlamasının yanında bir taraftan da kolay tüketilebilir olması özelliğiyle ee, yaratıcı ekipleri, ajanslarda çalışan kreatif ekipleri çok zorlayan bazı durumlar oluşmaya başladı. Ee, daha önceden de bahsettiğim gibi, normalde bir kampanya kurgulandığında, bir görseldir, bir mesaj kurgulandığında, bunlar en az bir sene kullanılırdı ve e, tüketici de e, bu ana e, tema doğrultusunda hareket ederdi. Fakat e, şu an sosyal medyada sizin parmağınızın ucunda e, geçiş süresinde 3 saniyede ya yakalayabiliyorsunuz o tüketiciyi ya da yakalayamıyorsunuz. O yüzden her medya aracının aslında buna yeni medya araçlarını da katıyorum, konvansiyonel iletişim araçlarını da katıyorum. Kendi içerisinde oluştuğu bazı algı dinamikleri ve bazı hedef kitle farklılıkları var. Örneğin aslında çok popüler olan sosyal medya araçlarının yanında Türkiye'de hala en çok takip edicisi olan sosyal medya aracı Facebook ve yaş ortalaması biraz orta ve üstü yaş üstü olmasına rağmen en çok tüketici kitleye ulaşabileceğiniz sosyal medya aracı Facebook olması dolayısıyla ve dünyada da e, çoğunlukla bu var ama bazı ülkelerde değişkenlik de gösteriyor. Yeni trendlerde işte TikTok ön plana çıkmaya başladı. Markalar reklam bütçelerini biraz o tarafa kaydırmaya başladılar. Ama e, bazı verisel gerçekleri göz önünde mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Örneğin Türkiye'de e, lansmanı yapılacak ilk kez çıkacak bir markanın kullanması gereken en önemli iletişim aracı hala televizyon. Çünkü Türkiye'de hala nüfusun %95'i televizyon izliyor. E, bu gerçeği bizler iletişimciler olarak yok sayamayız. Böyle bir takım popüler akımlar var. Aa işte o çok artık old school kaldı bilmem ne mi. Ama hala tüketici orada. Tüketici oradaysa orada bulunan insanlara bizim bir şey söylememiz gerekiyor. O yüzden medya tercihlerini yaparken kendi subjektif popüler kriterlerimizi değil verisel gerçekleri baz almamız gerekiyor. Ee, bunun için de doğru bütçeyle beraber bütün o medya araçlarındaki tanzimi aslında bu kreatif ekibin birincil görevi değil medya ajanslarının burada devreye girmesi lazım. Ancak ajanslardaki kreatiflerin de bu konuda etkin söz sahibi olmaları gerekiyor. Çünkü Yaptığınız bir kampanyanın en doğru nerede yayınlanacağı, nerede geri dönüş alacağı ve nasıl e, yükseleceğini kreatifinde biliyor olması gerekiyor. Yani kreatif insan sadece yaratıcı fikir bulan kişi değil, aynı zamanda sosyolojiyi ve psikolojiyi de iyi bilen insan olması gerekiyor. E, şimdi burada yine aslında çıkış noktamız. E, Oluşturacağımız markamızın hedef kitlesi, e, karakter özelliğinin netleşmiş olması gerekiyor. E, bununla beraber, bir de örneğin bir boya markası ile çalışıyorsak, bunun satışının daha fazla artacağı belli dönemler var. E, bir e, diyelim ki cep telefonu iletişimi yapacaksak, bunun satışının arttığı belli dönemler var ve o yüzden bu dönemlerin içerisinde e, tüketici kitlenin nerelerde yoğunluklu olarak bulunduğunu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Örneğin bir markanın lansmanını e, kocaman bir konser salonunda da yapabilirsiniz, bir AVM'nin içinde de yapabilirsiniz. Küçük bir metrobüs istasyonunda viral bir videoyla da yapabilirsiniz. Bunu dünyada yapılmış bir sürü örnekleri var. Sadece e, almak istediğiniz reaksiyonun ne olduğunu çok iyi kurgulamanız gerekiyor. Dijital medya araçlarında da dediğim gibi e, çok fazla insanın karşısına çıkmak e, aslında antipati de yaratıyor markalar e, doğrultusunda. E, bunun için doğru bütçeyle, doğru hedef kitleyle ve doğru volümlerde çıkabilmek gerekiyor tüketicinin karşısına. Burada tamamıyla uzmanlık gerektiren bir dal çıkıyor önümüze. Sosyal medyanın aslında iletişimciler açısından en önemli avantajlı olduğu nokta ölçülebilir olması. Mesela bir televizyon reklamı yaptığımızda bunu kim izliyor bunu gerçekten bilemiyoruz. Ama sosyal medyada alınan geri dönüşler, beğeniler bunların hepsi e, belli raporlamalar sayesinde önümüze geliyor. E, bu yüzden de e, ilk başta organik kitle yaratmak için e, bütçemizi büyük miktarlarda harcamak değil, küçük küçük bir e, halkayı genişletme mantığıyla yavaş yavaş genişleterek hem cost efektif bir bütçe oluşturmak hem de adım adım geniş kitlelere ulaşmak olmalı bizim hedefimiz. E, ölçülebilir olması e, burada parayı harcayan markanın sahibinin önüne de gerçekçi bir veri konmasını sağlıyor. Bu da e, sosyal medyanın daha güvenilir olmasını ve daha aslında paramızın nereye gittiğinin karşılığını analiz etmemizi sağlıyor. E, şimdi sosyal medya kampanyaları e, aslında e, daha hızlı tüketilebilir araçlar oldukları için çünkü gün içerisinde binlerce markayla karşı karşıya geliyoruz. Binlerce mesajla karşı karşıya geliyoruz. Onların arasından sıyrılıp bizim ön plana çıkabilmemizi sağlayacak olan şey daha çok tüketicinin karşısına çıkmak değil. Daha doğru görselle, daha doğru mesajla ve daha doğru medya yönetimiyle ancak bu sağlanabiliyor. O yüzden de ee İyi bir tasarım ve iyi bir ile beraber bu işin kurgulanması çok önem kazanıyor. Küçük bütçelerle başlayıp artan hedef kitlemizi yayılımını artırarak doğru hedef kitlelerden reaksiyon alır hale geliyoruz. Yeni medya araçları iletişimciler için bir nefes alma kulvarı yarattı. Onlar için yeni bir alan yarattı, yeni bir kulvar yarattı. Fakat ben kişisel olarak 25 yıllık mesleki deneyimlerimi göz önünde bulundurarak tüketicilerin artık belli noktalarda doygunluğa ulaştığını görmeye başladım. İşte bu yüzden de bunu aslında iletişimciler de fark ediyorlar tabii ki. Ve farklı farklı alanlar, yeni kulvarlar açılmaya çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi de bu metaverse dediğimiz dünyalar. Fakat ben bu konuda biraz daha farklı düşündüğüm ince noktalar var. Bizler insan türü olarak fiziki yaratıklarız. Ve bizim beş duyumuz var tanımlanmış. Tanımlanmamış daha fazla var. O yüzden bir marka iletişimini yaparken... İnsanın beş duyusuna birden hitap edebilecek bir iletişim kurgusu her zaman için geçerli olacak ve her zaman için o markayı yükseltecektir. İnsanları sadece beyinlerinin içerisinde yaşayabilecekleri bir sanal dünyada tutmak fiziki gerçekliğe aykırı. E, bunu çok iyi kurgulamalı ve markaların yatırımlarını oluştururken ee, i̇nsan türünün fiziki gerçekliğini hiçbir zaman göz ardı etmemeleri gerekiyor. Ee, benim uzun vadede 10 sene sonra, 15 sene sonra e, markaların birebir iletişim yoluna ve tüketiciyle bir anda karşı karşıya yüz yüze gelebilecekleri iletişim stratejilerinin çok önem kazanacağını düşünüyorum. Hemen bir örnek vereyim. Ben uzun sene Maslak'taki plazalarda çalıştım. Ee, sabahleyin işe yetişmek için metrodan hızlıca çıktığınızda size uzatılan bir e, karton kahve onun değeri hiçbir reklamla ölçülemez. Hiçbir sosyal medya kampanyası bunun yerini tutamaz. Türkiye e, aslında potansiyeliyle çok büyük markalar yaratabilme imkanına sahip. O yüzden de ki, Türkiye'deki iletişimcilere, reklamcılara büyük görev düşüyor. Burada vizyon oluşturma görevi onların aslında. Yani bir fındığı alıp siz dünyanın en büyük markasına satmak yerine o ürününüzü bilgiyle ve teknolojiyle birleştirdiğinizde iyi bir iletişim konseptiyle dünyaya pazarladığınızda onu fiziksel değerinin belki 100 kat üstüne pazarlayabilirsiniz. Bu ülke ekonomisine de inanılmaz katkı sağlar. Benim en önemli mesajım aslında kurumsallaşmış markalardan ziyade yeni ürün oluşumunu desteklemek ve yeni marka oluşumunu desteklemek anlamında. Burada iletişimcilere bir öğreticilik görevi de düşüyor o ürün sahiplerine bir vizyon kazandırmak, bir dünya açmak, onları üretimlerinin kat be kat üstüne taşıyacak cesareti verebilmek iletişimcilerin görevi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. reklam kampanyaları oluşturmak ve yeni medya üzerindeki etkilerini en iyi şekilde kullanmak noktasında bütün ipuçları yaratıcı yönetmen Vahit Demircan'dan dinledik. Kendisine yanıtları için yeniden teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.